Gayret özel desteği için daha önce ilk duyurulardan biri çıktığımız üzere 30 Mart saat 12 itibariyle açıldı. Özel destek 9 Haziran gününe kadar akşam 4 saat 16'ya kadar devam edecek. Bu gün ve saate kadar başvurunuzu bilgi sistemi üzerinden yapmaya devam edebilirsiniz. Ufak bir not düşeyim sadece. Daha önceki özel desteklerin kapanış gününde veya genel desteğin kapanış gününde sisteme bir anda yüklendiğinde başvurularını göndermek isteyen başvurucularımızın sıkıntı yaşadığına şahit olduk. O yüzden Sivil Düşün ekibi olarak 9 Haziran saat 4'e bırakmadan öncesinde başvurunuzu iletmenizi tavsiye ederiz. Yine teknik sıkıntı yaşamamanız için. Peki başvurunuzu nasıl iletebilirsiniz bu tarihler arasında? Halihazırda bilgi sistemine, Sivil Düşün bilgi sistemine kayıtlıysanız zaten doğrudan kendi hesabınıza girip yeni başvuru diyerek başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Fakat daha önce başvuruda bulunmadıysanız Sivil Düşün'e, sivildüşün.net yani internet sayfamızdan girerek sağ üst tarafta bilgi sistemi diye zaten bir buton göreceksiniz. Ona tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt aşaması iki aşamalıdır kayıt kısmında. Öncelikle bir e-mail doğrulama sistemi gerçekleştiriyoruz. Çok temel bilgilerinizi, isminizi, soy isminizi ve Sivil Düşün'ün bundan sonra sizinle iletişime geçmesini tercih ettiğiniz e-mail adresinizi bırakmanızı istiyoruz. Akabinde belirttiğiniz e-mail adresine bir doğrulama linki geliyor. O linke tıklayarak profilinizi oluşturabilirsiniz bilgi sistemine girerek. Profildeki bilgiler biraz detaylıdır. Örneğin bir sivil toplum örgütüyseniz, hani derneğinizde kaç gönüllü var, yıllık bütçeniz gibi sorular yer alıyor. Fakat bu bizim sizi daha iyi tanımamız için aslında sorduğumuz sorular doğrudan başvuru sürecinizi etkiliyor diyemem. Fakat ne kadar detaylı bilgi kendinizle ilgili aktarırsanız, uygunluk kontrolü gerçekleştiren uzmanlar da başvurunuza daha çok sizi tanıyarak değerlendirecektir. O yüzden olabildiğince detaylı bilgi paylaşmanızı tavsiye ederiz bu aşamada. Bilgi sistemine kayıt olduktan sonra muhakkak Emre de biraz önce üzerinden geçti. Gayret özel desteği kapsamında çevre, sağlık, eğitim, hijyen gibi öncelikli alanlarda ki başka alanlar da olabilir. Özellikle toparlanma sürecinde gözlemlediğiniz. Bu alanlarda iş, çözüm üretme, yenilikçi girişimlerde bulunmak gibi bir amacınız var mı? Veya farklı taraflar arasında iletişim, bilgi alışverişi, işbirliğini kolaylaştıracak bir çalışma mı amaçlıyorsunuz? Ya da ihtiyaç duyulan bir uzmanlık bilgisi olabilir, uygulama, birikim ve hizmet karşılama amacı gibi olabilirsiniz. Veyahut yine güvenilir bilgi üretme, bir araya getirme ve yaygınlaştırma amacı olabilir. Biraz önce yine dedim çünkü bunların temel ortak noktası deprem sonrası toparlanma sürecine yönelik olması gerekiyor ve hak ve özgürlüklerin korunup gözetilmesi yani. Hakları merkeze alan toparlanma sürecinde daha iyi nasıl geliştirebiliriz merkeze alan bir çalışma olması şart. Bu özellikle bir önceki slayda tekrar geçersek Mert, uygunluk kontrolü aşamasında çok kritik bir öneme sahip bu 4 madde. Bunun kontrolü çok önemli sizin açınızdan da. Çünkü eğer ki bu amaçlardan birinde değilse maalesef gayret özel desteği kapsamında teknik olarak çalışmanız uygun bulunmayacaktır. O yüzden muhakkak bu 4 maddeden birine, en az birine denk geldiğinden emin olmanız gerekiyor. Daha sonrasında devam edecek olursak bir sonraki slaytta. Biraz önce belirttiğim gibi kayıt yaptırdıktan sonra bir onay sürecimiz var. O yüzden son dakikaya kaydı da bırakmamanızı tavsiye ederiz. Paylaştığınız bilgiler daha sonrasında Sivil Düşün ekibindeki arkadaşlarımız tarafından üzerinden geçilecektir. Ek bilgiye ihtiyaç varsa size tekrar geri dönülecektir. Bu da bir zaman alabildiği için dediğim gibi çok son dakikaya bırakmadan olabildiğince tüm aşamaları sürece yayarak yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bittikten sonra da kaydınız onaylandıktan sonra yine sivildüşün.net adresinden bilgi sistemine yönlendirerek de gidebilirsiniz. Veya başvuru rehberinde belirtilen doğrudan mis.sivildüşün.net adresinden de girebilirsiniz. Kendi sayfanızdan yeni başvuru diye işaretleyip başvurunuzu oluşturmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki slaytta devam edelim. İlk aşamada yeni başvuru dediğinizde karşınıza kategorini seç diye bir sayfa çıkacak. Dört tane destek kategorimiz var. Sivil Düşün'e daha öncesinde eğer ki aşina değilseniz, başvuru rehberine bakmadıysanız, daha öncesinde fırsatınız olmadıysa veya hiç desteklere başvurmadıysanız da o yüzden burayı birazcık açmak istiyorum. Dört tane destek kategorisinden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. O da ihtiyacınızı en iyi karşılayan hangisi ise. Bilgi ve beceri geliştirmek,
gibi bir ihtiyacımız olabilir. Yine toparlanma sürecinde hakların ve özgürlüklerin korunup gözetilmesine yönelik olmalıdır. Bilgi beceri geliştirme derken neyden bahsediyoruz? Daha etkili iletişim kurmak için beceriler öğrenmek istiyorsanız, gönüllü, destekçi, paydaş arttırma yönelik becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı kurumlarla çalışmak olabilir, yine kaynak geliştirme, bütçe yönetmek gibi bir beceriye ihtiyacınız vardır ve eksiklik hissediyorsunuzdur. Politika geliştirmek olabilir, dijitalde daha etkin olmak olabilir. Fakat bunlardan ayrı başka bir beceriye de geliştirme ihtiyacınız varsa oraya da alan bırakacak şekilde yazabilirsiniz. Ama sizin için önemli olan hangi ihtiyaca yönelik kategoriyi seçeceğiniz. Sesinizi duyurmak gibi bir amaç olabilir. Tek tek altından devam etmeyeceğim. Tüm detaylar başvuru rehberinde de var. Oraya yönlendireceğim doğrudan sizi. Veya etkilemek, bu söz ve yetki sahiplerini etkileme ihtiyacımız var diye bir ihtiyacı, bir şey söz konusuysa bu kategoriyi seçmeniz gerekiyor. Ya da kurumsal anlamda organizasyonel kapasiteyi güçlendirme amacı biliyorsanız bu kategoriyi seçebileceğiniz güçlen kategorisi var. Hangisi ihtiyacınızı en iyi tanımlıyorsa onu seçtikten sonra hemen akabinde bir dizi soru gelecek karşınıza. Her kategoride tabii ki de o kategoriye göre özelleştirilmiş sorular olur ama aşağı yukarı birbirine benzer amaçlarla üretilmiş sorular. Ben geliştir kategorisi üzerinden bugün o örnek üzerinden gideceğim. Hangi becerilerinizi geliştirmek istiyorsunuz diye bir soru çıkacak eğer ki bu kategoriyi seçerseniz. Tüm kategorilerde ilk soru çoktan seçmeli sorudur. Diğer sorular ise açık uçlu sorulardır. Hangi becerilerinizi geliştirmek istiyorsunuz sorusunun altındaki seçeneklerden diğer kategoriler için de aynı. Maksimum iki tanesini seçebilirsiniz. Ve bu soru içerisinde hangi beceriyi geliştirirseniz toparlanma sürecinde, deprem sonrasında hakların korunup gözetilmesine daha iyi katkı verebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ona göre seçeneği işaretlemenizi bekliyoruz. İkinci soruda neden özellikle bu becerileri geliştirmek istiyorsunuz? Yukarıda birinci soruda işaretlediğiniz şıkları yine toparlanma sürecinde hakların korunup gözetilmesine katkı verebilmek için neden bu becerilere ihtiyacınız varı anlatmanızı bekliyoruz. Bir sonraki soruda ise bu becerileri şu anda yapamadığınız neleri yapmayı planlıyorsunuz? Yine hep aynı şeyi tekrarlayacağım. Bu özel destek kapsamında toparlanma sürecinde hakların ve özgürlüklerin korunup gözetilmesi, iyileştirilmesine katkı verebilmek için şu anda neyi yapamıyorsunuz ve bu becerileri geliştirerek neleri yapabileceksiniz? Onu anlatmanızı bekliyoruz. Bir sonraki soru, çalışmanızdan faydalanmasını hedeflediğiniz grubu tanımlar mısınız? Neden onları seçtiniz? Bu grupların ihtiyaçları neler? Bu ihtiyaçlara nasıl cevap vereceksiniz? Aslında hedef kitlenizi tanımlamanızı ama olabildiğince detaylandırmanızı. Yine toparlanma sürecinde hakların korunup gözetilmesine katkı verebilmek için kimleri hedefliyorsunuz? Kimlerin bu çalışmaya katmak istiyorsunuz? İşte yaşları nedir, hangi yaş grubu, hangi cinsiyet gibi detayları da vermeniz iyi bir şekilde tanımlamanız lazım. Ve bu grubun ihtiyaçları neler? Siz bu becerileri geliştirdiğiniz zaman o ihtiyaçları nasıl karşılayabileceksiniz? Bu çalışmanız nasıl yanıt verecek bu ihtiyaçlara? Bir sonraki soru ise bu becerileri geliştirmek hakların korunmasına, sahiplenilmesine katkı sunacak mı? Muhakkak ki katkı sunması gerekiyor. Ön koşul olarak onu söyleyeyim bir ipucu olarak da. Nasıl bir katkı sunacağında yine hep toparlanma sürecine ve oradaki ele aldığınız hak alanındaki hak kaybına dair yapacağınız çalışma nasıl ileriye götürecek, nasıl bir iyileştirme sağlayacak? Tüm soruları yanıtlarken hep merkezde toparlanma süreci ele aldığınız hak alanı ve oradaki hak sorununun iyileştirilmesine yönelik soruyla ilerlemenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki soru ise bu becerileri geliştirirken nasıl bir yol izleyeceksiniz? Gerçekleştirmeyi planladığınız faaliyetler nedir? Önceki sorularda zaten ihtiyacınızı, hedef grubunuzu, hedef grubunuzun ihtiyacını ve hedeflediğiniz iyileştirme alanını ortaya koymuş oluyorsunuz. Peki buna nasıl gideceksiniz? O yol nasıl ilerleyecek? Faaliyet planınızı, bir nevi yol haritanızı, açıklamanızı bekliyoruz. Şimdi geliştir kategorisi üzerinden gittik. Fakat ben arkadaşlarımdan rica ediyorum, chatten tüm kategoriler için benim bu anlattıklarımın yazılı olarak elimizde olan bir PDF dokümanı var. Aynı zamanda bu internet sitesinde de mevcut. Bilgi sistemi içerisinde hesabı olanlar rehberler bölümüne girdiği zaman görebilirler yine aynı dokümanı. Bununla beraber de
yeni kaydolan kişilerin de zaten bilgi sistemindeki hesabını da rehberler bölümünde bulabileceği bir PDF'ten bahsediyorum. Arkadaşlarım gönderdi sanırım. Değil mi Yağmur? Ekranda seni gördüğüm için değil mi Yağmur diyorum sana. Evet evet Aslı şimdi gönderdi chatten. Benim son verdiğim yanıtın hemen üstünde bir doküman göreceksiniz. O dokümanı kenarındaki oktan, sağ üst köşesindeki oktan indirebilirsiniz bilgisayarınıza veya Başvuru yapmadan önce hani başvuru rehberiyle beraber o dokümanı da incelemenizi tavsiye ediyoruz. Peki başvuruda biraz önce belirttiğim gibi kategorinizi seçtiniz. Daha sonrasında bir tanesi çoktan seçmeli, diğerleri açık uçlu olan soruları yanıtlayıp çalışmanızı anlattınız. Sonrasında yine çoktan seçmeli bir soru gelerek hak alanınızı seçmenizi isteyecek sistem sizden. Buradan maksimum 3 tane hak alanını işaretleyip devam edip deyip bir sonraki sayfada ilerliyorsunuz bilgi sisteminde. Biz de ilerleyelim. Bu noktadan itibaren artık faaliyetlerinizi daha detaylı bir şekilde anlatmanızı bekliyoruz. İşte en temelinde çalışmanızın öngördüğünüz başlangıç bitiş tarihi, hangi şehirlerde veya ülkede yapmayı planladınız. Sonrasında ise her bir faaliyetinizin açıklaması, kapsamı nedir? Bu faaliyeti gerçekleştirmek için hangi harcama kalemlerine ihtiyacınız var veya uzman desteğine ihtiyacınız var veya ikisini birden de olabilir. Seçtiğiniz her bir harcama kaleminin ve uzman desteğinin o faaliyete nasıl hizmet edeceği, hangi amaçla kullanacağını detaylandırmanızı bekliyoruz. Uzman desteği gibi bir tercihiniz söz konusuysa da işte uzmandan beklentilerinizi detaylı bir şekilde yazmanız, kaç günlük bir çalışmayı öngördüğünüzde belirtmeniz lazım sistem içerisinde. Devam edelim. Tabii harcama kalemlerinin üzerinden biraz önce Emre geçti. Genel desteğe başvuranlar veya daha önceki başka özel desteklere sivil düşünün başvuranları da söyleyeyim. En son genel destek kısmındaki başvuru rehberinde olan harcama kalemlerinde hiç değişiklik yok. Gayret özel desteğin özgü yeni bir harcama kalemi eklemek veya çıkartmak gibi bir şey söz konusu değil. Genel destekte olduğu gibi de ekipman kiralama yapabilirsiniz ama maalesef ekipman satın alımına uygun bir harcama değil. Ekipman kiralarken de muhakkak satın alma miktarının 1/3'ünü geçmemesi gerekiyor. Ofis kirası gibi veya elektrik, su gibi giderler maalesef onlar da uygun harcama değil. Personel giderleri de uygun bir harcama olarak geçmiyor. Biraz önce uzman Çok özür dilerim. Uzman desteğine geçmeden evvel harcamaları bitirirken şeyin altını çizebilir misin? Bizim desteğimiz etkinlik sadece etkinlikleri destekleyen bir destek değil. Onu soranlar var. Çünkü birkaç örnek vermiştik sosyal medyadan etkinliklerimizi destekleyebiliriz diye ama bu sadece bir örnekti. Sen onun tekrar altını çizebilir misin? Yani harcamaları tek tek sıraladın ama etkinlik bunlardan sadece biri. Tabii. Onu Emre'nin ilk başta en üst üzerinden geçtiği slaytlar bu etkinlikte var, seyahatte olabilir veya bir podcast yapma ihtiyacınız vardır. Tabii bu podcast'i ne için kullanacağınızı tabii onları açıklamanızı bekliyoruz ama sadece harcama kalemi üzerinden giderek bunu söylüyorum. Herhangi bir görünürlük materyali üretilmesine ihtiyacınız vardır ya hiç harcama değil bir uzmanla oturup bir planlama yapmanız gerekiyordur. Aklınızda toparlanma sürecinde yapmak istediğiniz bir çalışma olabilir fakat onun öncesinde çok büyük hedefler koymuş olabilirsiniz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Sadece bunun için bir uzman bile talep edebilirsiniz. Beraber oturup bir planlama yapmak için. O yüzden sadece harcama kalemlerine de odaklı bir düşünmeyin kendinizi. Uzman destekleri, hangi alanlar, psikolojik destek de veriliyor. Aynı zamanda savunuculuk alanında, karar vericilerle ilişkiler alanında belki sadece ve sadece karar vericileri etkilemeye yönelik, yerel yönetimleri etkilemeye yönelik bir şey yapmayı hedefliyorsunuz. Ona dair de bir çalışma kurgulayabilirsiniz. O yüzden Yağmur'un, teşekkür ederim Yağmur. Sadece etkinlik veya seyahat gibi düşünmemek lazım sivil düşün desteğini. Devam edelim. Zaten uzman desteğini aslında biraz önce de belirttim. Maksimum 5 güne kadar bu özel destek kapsamında uzman desteği talep edebilirsiniz. Biraz önce çalışma alanlarına dair, uzmanlık alanlarına dair bir iki örnek verdim ama bu ihtiyaç analizi üzerine de olabilir. Veri toplama, dijital haritalandırma gibi daha teknik konular da olabilir. Uzman, rehberlik ve mentörlük gibi bir hizmet sunacaktır. Doğrudan işin kendisini yapan
kişi olmayacak. O bize çok sık gelen bir soru. Burada da aynı şey gelebilir diye önden söylemek istedim. Ve bu Emre de bahsetti. 5.000 euro tavan limitinin bir başvuru karşılığında yaptığınız 5.000 euroya ek olarak bütçelendirilmeyen bir destektir uzman desteği. Ve kısa vadelidir. Personel harcaması, istihdam gibi düşünmemek lazım. Devam edelim. Bütçe kısmı da şimdi kategorinizi seçtiniz. Soruları yanıtlayıp çalışmanızın kapsamını anlattınız. Daha sonra faaliyetlerinizi detaylandırdınız. Her bir faaliyet için ihtiyacınız olan harcama kalemini sistem üzerinden belirlediğinizde zaten otomatik olarak bir sonraki sayfada bir bütçe tablosu göreceksiniz. Seçtiğiniz harcama kalemleri. Her bir harcama kaleminin teknik özellikleri, örnek veriyorum, bütçe kontrolü için çünkü ihtiyacımız olan bilgiler oluyor. Ekipman kiralıyorsanız işte marka model bilgileri gibi veya kiralama süresi ne kadar kiralayacaksınız gibi. Video üretmeyi planlıyorsunuz onun da süresi gibi veya seyahat edeceksiniz kaç kişi nereden nereye hangi ulaşım yoluyla gitmeyi planlıyor gibi teknik bilgileri de vermenizi bekliyoruz. Zaten sistem buraya birim fiyat ve adetleri girdiğinizde de otomatik olarak hesaplayacaktır. Muhakkak kontrol edin ki 5.000 euroyu geçmiş olmaması gerekiyor. Başvuru formunu bitirdikten sonra bir özet sayfası çıkacak karşınıza göndermeden ta ilk adımdan bu yana yazdıklarınızı kontrol edebileceğiniz. Eğer ki yanlış bir şey veya eksik yazdığınızı düşünüyorsanız geri dönüp değiştirebileceğiniz bir sistem mevcut. Eminim budur benim başvurum dediğiniz anda itibaren de gönder butonuna tıklamanız yeterli. Daha sonrasında da e-posta yoluyla başvurunuz bize ulaşmıştır diye sivil düşünden otomatik bir mail gelecektir. Ortalama 4 haftalık bir değerlendirme süresi var. Tabii ki de bu başvuruların yoğunluğuna göre değişebiliyor. O yüzden ortalama diye belirtiyoruz. Çok yoğun bir başvuru söz konusuysa biraz daha bu 4 haftayı aşması söz konusu olabilir. Emin de belirttiği gibi ta en başta tüm sivil düşün desteklerinde olduğu gibi bu özel destekte de desteğiniz, başvurunuz onaylandı diyelim. 4 hafta içerisinde çalışmaya başlamanız lazım ve maksimum 6 ayda da çalışmayı tamamlamanız lazım.